Herkese selamlar arkadaşlar, yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Berat Özdemir ve altı numara konusundaki en açıklayıcı ve son videomu yapacağım. Çünkü yani bıktım bu konuyu konuşmaktan. Bugün Twitter'a tweet de attım. Yani şey yazdım yani altı numaraya Tolga Ciğerci'ye bile okeyim yazdım. İnsanlar bunu hem yanlış anladı aslında hem okeyim hem de altı numaradaki eksikliği anlatmaya çalışıyorum. Biraz bu konuda anlaşamıyoruz. bunu anlatmaya çalışacağım. Bir de Berat üzerine konuşmaya çalışacağım. Berat üzerinde ve Dorukhan'da da var aslında. Bizim taraftarımız büyük bir yanılgıya kapılıyor. Ben futbolu en iyi bilen, tüm bildiklerimin doğru olduğunu iddia eden biri değilim. Ama 6 numara konusunda iddialıyım. Yani bu konuda iddialıyım. biraz taraftarımız Trabzonspor maçı dışında maçı izlemiyorlar. Tolga Ciyelci ile Trabzonspor net görüştüğünü de biliyorum. Abdullah Avcı'nın istediği isimlerden biri olduğunu da biliyorum. E, tabii ki de kalitesi, alacağı maaş tartışılır. Orada bir örnek vermeye çalıştım. 6 numaradaki eksikliği anlatmaya çalıştım sevgili arkadaşlar. Bu arada sizin de bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Ama lütfen videonun altına Dorukan 6 altı numara yazmayın. Orada Siyopis var yazmayın. Doğucan var yazmayın. Berat var yazmayın. Ben de biliyorum. Yani siyopisin olduğunu ben bilmiyor muyum? Siyopisi ne kadar beğendiğimi bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Yani siyopi anlatmayan bir defa anlattım bu konuyu. Tekrar anlatayım. Modern futbolda her zaman uzun boylu oyuncu artıdır. Yani Liverpool Fabinho ile oynuyor da Ben yani City olabildiğince hızlı oyun oynamaya çalışan bir adam Rodri ile oynuyor 1.90'lık. Real Madrid Casemiro ile oynuyor. İşte Galatasaray döneminde Melo ile Beşiktaş Josef ile oynadı. İşte yani Bayern Münih Goretzka 8 numara hatta Goretzka. işte Javi Martinez ile oynadı. Yani sayayım başka kim var aklı? Yani i̇şte Chelsea. Bak Chelsea Kante ile oynuyor. Ama onlar Kante. E, Jorginho önlerinde Havers uzun boylu bir orta saha Havers 1.90 kante kısa ama yani kante toplada gidiyor Jorginho ayakları fişek gibi yani böyle orta sahalar bir dengeye kurman lazım. İtalya kısayla oynuyordu. Jor Jorginho Barella Veratti ya da Jorginho Barella Locatelli ama Locatelli de zaten uzun boylu oyuncu. Ee, yani eğer zaten elinde Jorginho Barella Veratti varsa oyuna 3 kısayla. Barcelona bile Busquets Xavi Iniesta. Mascherano da önlü 6 numara oynuyordu ama Busquets'i tercih ediyordu. Mascherano'yu stopere çekiyordu. Niye? Niye? Mesela Galatasaray Barcelona maçlarını izlediniz değil mi? Hiç ve Busquets ne kadar etki etti. Bütün dönem topları topladılar. Evet Siopis çok iyi bir oyuncu. Ben de beğeniyorum. Siopis Sadece yani taktiksel değil aynı zamanda e, psikolojik olarak da oyunu etkeden bir oyuncu. Keza bakistas da öyle. Karakterli oyuncular. Bunlar önemliler. Ama senin bazı maçlarda pres yapman gerekmeyecek. Orta sahada pregi pres yapman gerekmeyecek. Orta sahada alan kontrolünü yapman gerekecek. Şimdi size soruyorum. Siopis'in sizce alan kontrolü çok üst düzey bir oyuncu mu? Siopis'in mi alan kontrolü daha iyi bir oyuncu yoksa Hozefin mi? E tabii ki de Josefin. Niye? Etki ettiği görüşüyle kafa toplarıyla alabileceği alan şeyi daha fazla. Araya gireceği bacak uzunluğuyla yapacağı ara toplar daha fazla. Evet Siyopis'in artısını baskı kurman gerek. Oyunun şeyini yükseltmen gerek. Rakibi bozman gerek. Ziyopis, takımın enerjisi düşmüştür. Takımı şoklaman gerek. Siyopis gerek. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. altı numaradaki eksiklik. Doğucan konusunda da Doğucan hakkında ne oluna, ne olumsuz yorum, yorum yapabilecek bir kapasitede olduğumu düşünmüyorum şu an. Çünkü oyuncuyu açıkçası performans verdi takım Kasımpaşa. Benim için çok bir veri değil Kasımpaşa'daki performansı. Niye Kasımpaşa? Çünkü kapan çık takımı. Ha, Alanya Spor'da verseydi o performansı. Bak CEO bir şey diyor muyum? Çünkü Alanya Spor'da vermiş o performansı. Adapte olmuş. Hiç sıkıntı yaşamadı. Niye? Alanya Spor topa sahip olma oyunu oynuyor tas geldi sorun yaşadı mı? Çok yaşamadı. Niye? Topa sahip olma oyunu oynuyorlar. ve Wellington. Çok beğenmiyorum. Bence iyi futbolcular değiller ama şampiyon oldular. Emre Akbaba. Bence iyi futbolcu. Galatasaray'da başarılı oldu. Zavellas 35 yaşında. Transfer yaptı Yunanistan'a. Wagner'la Papisçisi. Bunların hepsi transfer yaptılar. Niye? Topa sahip olma oyunu oynuyorlar. Bu yüzden ben bu takımlardan yapacak transferlere okeyim. İşte Berkan... Beğenmiyorum ama milli oyuncu oldu. Mesela Tayfur Bingöl'ü çok istiyorum. Bunlar örnek vermeye çalışıyorum. O yüzden de oraya uzun boylu bir oyuncu gerekiyor. Berat konusunda da dün Twitter'da Ferit abiyle, Ferit çok yakın takipçinde Ferit abi. Berat'ın 8 numara olacağını iddia ediyor. Skor katkısı olmayan bir oyuncunun büyük takımda 8 numarada geri yoktur arkadaşlar. Berat 8 numara ya da siz Berat'a 8 numara deme, deme, demeye devam edin. Berat 8 numarayım diyorsa kulübede olmaya mahkumdur benim 8 numaram skor katkısı yapması gerekiyor. Berat kendini 6 numaraya adapte etmediği sürece Trabzonspor'a forma şansı bulamaz. Dorukan 6 numara değil. Dorukan 8 numara ya Dorukan bek, bekken bile skor katkısı yapıyordu. Benim için ideal orta saha Hamsik Dorukan 6 numara transferi ya da işte Abdülkadir Ömür Dorukan Hamsik bir nebze olsun okey. Dorukan 8 numaradaki dinamizm ve topla çıkışları benim için önemlidir. Ya da Dorukhan'ı sağ beke kaydırırsın. Dorukhan'ı sağ beke kaydırırsın. O önemli onu anlatacağım. Ömür. Ömür solda. Sol iç. Doruk, hamsik. 8 numara sağ iç. 6 numara. Dorukhan sağ bek. Hamsik. Hamsik'in arkasına Dorukhan kapayacak. Böyle bir oyun da olur. Çok da güzel olur. Ya bu futbol denge oyunu. Trabzonspor'da şimdi yani doğacağım bilmiyorum. Berat. Umu, çok umudum vardı o 6 numara özellikleri. Çünkü bacak boyu uzun. Atletik gibi gözüküyordu ama olmadı. Niye Tolga Ciğerci diyorum. Niye diyorum. Başakşehir'deki dönem bence fena değildi. Ee, istediğim i̇stediğim maaş yüksek olmasa transfer kadrosuna katılırdı. Bu arada yani Tolga Ciğerci, dibin gibi yani. Bir isim olarak referans vermeyin. Tabii ki de ben de Koyate'yi istiyorum. Tabii ki de daha iyi oyuncu isterim. Örnek olarak anlatmaya çalışıyorum. Oradaki eksikliğimiz bir sağ stoper. Sağ stoper tutturdu diyor yani taraftar. Ben taraftarın sağ stopere inandığını çok düşünmüyorum. İnanarak istediğini düşünmüyorum. Yani Ahmetcan, Hugo, Densil var. Yani bütün takımların sağ stoperi sağ ayaklı mı? Yani sol stoperi sol ayaklı mı? Değil. Yani ve şunu da katılmıyorum. E, ee, Trabzonspor'un e, transferde geri kaldığı konusuna hiç katılmıyorum. Bunu tweet attım. Öyle yorumlar geldi ki anlayamadım. Dur, yani durum şu aslında. Trabzonspor geçen senenin şampiyonu ve şampiyon kadrodan sadece vakaya ayrıldı? Onun yerine de Trezegi gibi ligde başarılı olmuş bir oyuncu geldi. Ek olarak kritik mevkilere takviyeler geldi. Ben burada Trabzonspor'un transferde aceleci olmasına gerektiren bir durum görmüyorum. Buna bana göre stoperden ziyade altı numara eksik. Ee, çok konuştuk bunları zaten. Endişeye mal yok. Transfer obezi olmamak önemli. Ya ben bunu dedim. Bana yok futbolun anlamıyorsun. Sağ stoper almamız gerekiyor. Sağ stoper lazımdı. Sağ stop... İnanarak ben insanların sağ stoperi yani inandığını çok düşünmüyorum. 6 numara eksik. Koyuta mevzusuna gelirsek de arkadaşlar. İlk geldiğinde tepki gösterilmemesi hataydı basınından taraftarına kadar. Onu da söyleyeyim. Yusuf için de aynısı. Yani Birçok isim de aynısı. Ya geliyor sonra bizi buluyor onlar. Berat konusunda da yani Berat'ın yani Berat'tan 8 olur diyenlere de şuna düşün diyorum. Sosa izlediniz. NDA izlediniz. Dorukhan izlediniz. Berat 0 kat 0 skor katkısı ile 8 numarada oynayamaz. 6 numaraya kendini adapte etmeli. Dorukhan'ın bile bu sene 2 gol 2 asisti var. Ee, ya Barat Gençler Birliği'ndeyken bile sıfır skor katkısıydı. Yani. Gençler Birliği'ndeyken bile. Durum böyle arkadaşlar. Bakalım Trabzonspor ne transferi yapacak. Ee, yani Koyuta yollanırsa bir oyuncu gerekiyor ama yani niye gitsin ki yani verilen para. Sen İtalya Ligi'nden alması, almasın. 1.5 milyon euro maaş veriyorsun. Koyita'ya verdiğim maaş ne? Ee, yarın da Janine videosu yapacağım. Sözleşme imzalanıyor. Haberleri geliyor. Bir bakayım içinde geliyordu. Kendimde bir görüşmeler yapacağım. Biriyle görüşeceğim. Ondan sonra yarın videosunu yapacağım arkadaşlar. Ama olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Yani en azından bir farkındalık var. Bu adamla sözleşme imzalanmalı. İmzalanmıyorsa satılmalıydı zaten. Sizleri seviyorum, görüşmek üzere.